vatandaş çok sıkıldı. Vatandaşın canı sıkkın. Vatandaş geçim derdine çözüm bulunsun diye seçim sandığını dört gözle bekliyor. Muhalefetin adayı da netleşsin istiyor öte yandan. Bir an önce sandığı önünde görmek istiyor. Kısır çekişmeler, çatışmalar, siyasi görüş ayrılıkları, kişisel ikbal planları hiçbir vatandaşı ilgilendirmiyor. Vatandaş derdine çözüm bekliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener bu sabah Fox'ta Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Akşener'in mesajları aslına bakarsanız çok netti. Altılı Masa'ya CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından aday tespiti görevi verildi. O tespit konusunda herkes hür ve bağımsız dedi Akşener. Soru. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Ben aradığımda telefonu kapalıydı. Uçakta zannettim. Sonra anlaşıldı ki bir programdayım. Sonra döndüm. Bir kalabalık oluşturalım, bir güç oluşturabilelim diye. Sayın Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Ben gidiyorum, bir kısma gideceğim dedim. Kısma... İyi Parti lideri Meral Akşener Saraçhane buluşmasının perde arkasını anlattı. O gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aradığını söyleyen Akşener, izin alma mecburiyetim yok dedi. Ha yanlış anlaşılmasın. izin alma aramadım ha. Yani öyle bir durum yok. Şey, izin değil. Ben zaten kimse izin alma bir mecburiyetim yok. Böyle bir şey söyleyene de çok fena çarparım yani. Kılıçdaroğlu siyasi yasak kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan adaylık açıklamaları için bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı ifadelerini kullanmıştı. Akşener Fox TV'de katıldığı programda o sözlere yanıt verdi. Normalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Oraya gitmekle alakalı sözler genellikle tırnak içi kurmaylardan geldi. Dolayısıyla o beni yani incitse bile, beni ve arkadaşımı incitse bile biz yani buraya koyduk. Şimdi benim arkadaşlarımı ve beni incitse bile kenara koyduk. Akşener, İmamoğlu'na yönelik değerlendirmelerin başka bir partinin iç işlerine karışmak olmadığını söyledi. Şimdi burada bir siyasi parti iç işlerine karışma diye bir durum yok. Altılı masa e, neticede Cumhurbaşkanı adayını, bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun talebiyle, isteğiyle, gayretiyle bir altılı masa toplandı. Ve o altılı masanın liderlerine bu seçim bırakıldı. O masaya, e, yani o masadan verilen görev, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından verilen görev, o masanın aday tespiti. O tespit e, konusunda herkes hür ve bağımsız. Saraçhane buluşması için Cumhur İttifakı kanadından Kılıçdaroğlu'na yönelik kumpas değerlendirmeleri gelmişti. Akşener süreç içerisinde farklı partilerden gelen yorumları da siyasi terbiyesizlik olarak değerlendirdi. Böyle bir ahmaklık hiç görmedim dedi. Bunun böyle söylenmesi son derece ayıp. Bir. İkinci büyük hadsizlik, saygısızlık. Ama şimdi AK Parti'nin haberi vardı e, algı yaratmak için yaptığı troll ordusuyla benim üzerime vurulması problem değil ben alışkınım. Ama bunun üzerinden. Bir kesim de yani e, siyasi nezakete uymuyor dendi. Sonra siyasi saygısızlık haline döndü, sonra da siyasi terbiyesizlik haline döndü. Demek ki Sayın e, e, İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi e, feraset, siyasi irfan ve, imiş. ve siyasi saygıymış, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. Halk TV'ye konuşan İyi Parti kurmayları da Saraçhane buluşmasıyla iyi bir rüzgar yakalandığını ancak sürecin CHP tarafından normalleştirildiği eleştirisini yaptı. İyi Partili bir üst düzey yönetici Tayyip Erdoğan muhalefette olsa ve belediye başkanı cezalandırılsaydı her şehirde miting yapar mıydı yapmaz mıydı sorusunu yöneltti. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım? Öyle bir durumumuz yok. CHP'nin liste yani CHP üyesi olarak seçilebilirler. Ama onların sorumluluğu hepimize ait. Kılıçdaroğlu'nun iç işlerine karışmama uyarısı Halk TV ekranında Demokrat Kesinlikle. Parti Genel Başkanı Kesinlikle. Gültekin Uysal'a da soruldu. Her iki tarafta da çok e, olumsuz bir e, art niyet açıkçası görmüyorum. Sayın Akşener hakkını teslim edelim, hep beraber olalım noktasında bir değerlendirmesi oldu. Meral Akşener yola çıkmadan aradı demişti diğer genel başkanlarda zaten. Herkesi aramış evet, tek evet. tek değil mi? Ben evet, yola çıkıyorum evet, diye. Evet. Gerçekten bunlar konuşulsun istiyor. Belki iktidarda en çok altılı masanın arasına tartışma maddeleri, yeni tartışma maddeleri koyabilir miyim altılı masadaki liderlerin arasına diye düşünüyor. Vatandaşsa başka meseleler, asıl meseleler konuşulsun istiyor. Gençleri dinledi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Gençlere sadece nasılsınız diye sordu. Bu ülkeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kendi geleceğinizle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordu. Ve çok çarpıcı yanıtlar aldı gençlik buluşmalarında Antalya'da. CHP Antalya'da gençlerleydi. <laughs> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlik buluşmaları kapsamında bir araya geldi. Gençler sorunlarını ve taleplerini anlattı. Kılıçdaroğlu çözüm önerilerini CHP gençlik kolları buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Gençlik seninle, gelecek seninle mesajıyla. Salonda Messi, Ronaldo ve Kılıçdaroğlu'lu afiş açıldı. Kılıçdaroğlu'na Antalya Spor forması hediye edildi. Gençlerin farklı beklentileri var, farklı bir dünyaları var, farklı kaygıları var. Artık eskisi gibi yapılmasın istiyorlar siyaset ayak oyunları olmasın. Herkes eşit bir ortamda, eşit şartlarda yarışsın ve milletin dediği olsun sandıktan çıkan sonuca herkes saygı göstersin istiyorlar. Ha bu arada Meral Akşener'in sözlerini ekrana getirdik. İyi Parti de Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak kararının harekete geçti. Onu söyleyeyim. Hakaretten kaynaklanan siyasi yasan ceza yasalarından kaldırılması için kanun teklifi verdi. İstanbul bizim göz bebeğimiz, dünyanın izlediği bir yer. Bu böyle bir söz karşısında bir siyasi yasak verilmesi girişimi gerçekten büyük bir hukuksuzluk ve vicdansızlık esasında. İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hakaret iddiasıyla verilen siyasi yasak kararının ardından harekete geçti. Hakaretten kaynaklanan siyasi yasağın ceza yasalarından kaldırılması için kanun teklifi verildi. İYİ Parti'den seçmenin iradesinin gasp edilmemesi son derece önemlidir açıklaması yapıldı. O teklif akıllara yakın geçmişte yaşananları getirdi. Çünkü benzer ifadeleri tam 20 yıl önce dönemin CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal'da kullanmıştı. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker. 2002 yılında AKP tek başına iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğansa okuduğu şiir nedeniyle siyasi yasaklıydı. O dönemde CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal, kanaatin bir insanın siyasi suç niteliğinde mahkum olması, ömür boyu siyasetten mahrum edilmesine gerekçe olmamalıdır açıklamasını yapmıştı. Abdullah Gül'ün başbakanlığında kurulan hükümet Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması için meclise yasa teklifi getirdi. Teklif CHP'nin desteği sayesinde kabul edildi. Erdoğan'ın yasağı kaldırıldı. Oylama işlemi bitmiştir. Dönemin meclis tutanakları AKP'nin CHP'ye teşekkür ettiğini de ortaya koydu. Dönemin Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun yine el birliği, iş birliği içinde demokrasinin önünü açmak durumunda kalacağımızı biliyordum. Bundan sonra da desteğinizi bekliyoruz ifadeleri tutanaklardaki yerini aldı. Şimdi gözler Cumhur İttifakı'nın İyi Parti'nin teklifi karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrildi. Gelin dürüstçe sözünüzde durun. Bu ülkenin demokrasi çıtasına, siyasetin demokrasi yolculuğuna engel tıkamayın. Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu değişiklikleri yapalım. Bildiğiniz gibi geçmişte Sayın Erdoğan da bu konuda e, önemli bir ceza aldı. Mağdur edilen hakkı yenilen siyasetçinin yanında duruyor vatandaş ama istiyor ki kendisi de mağdur olmasın, mağdur edilmesin, haksızlığa uğramasın zor durumda kalmasın. Meselelerine çözüm bulunsun. Bu kadar net. Aslında son 10-15 dakikadır siyasetteki son gelişmeleri anlatıyorum ama attığınız tweetler, gönderdiğiniz mesajlar hayat pahalılığı ile ilgili ne yalan söyleyeyim. Ekonomik krizle ilgili haberler elbette en çok dikkatinizi çekenler. Zira çok zorlanıyoruz. Yaşamakta, hayatta kalmakta, devam etmekte zorlanıyoruz. Asgari ücretin altında maaş alanlar, yeni açıklananın değil halen yürürlükte olan eski ücretin de altında maaş alanlar, açlık sınırının çok altında yaşayanlar var bu ülkede. Şimdi milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranında. Şimdi bu enflasyon oranıyla bir zam yapılırsa maaşlara, maaşlar asgari ücretin altında kalacak. Eğer bir de ek zam verirlerse belki bir parça toparlanabilir maaşlar da açlık sınırının üstüne çıkabilir. Milyonlarca emekli ve memur haber bekliyor. Ve çok zorlanıyorum. Bir markete gireyim, bir bin lira vereyim, elimde hiçbir şey yok. Dışarı çıktım, kaybettim sayın. Öğlen simit diyoruz bir tane? Onun yanında yani